Evet, Yeşil Tiyatro diye bir yer var. Buraya geldik şimdi. Zeleni, yeşil demek tiyatroda, tiyatro işte. Şimdi girelim bakalım ne varmış burada. Bu dayı neye kızgınsa, bu dayı niye sinirliyse onu da anlamadım. Dayı kim sinirlendi? Oo, güzelmiş ha. Dayım ama sinirli hala. Abi çok güzelmiş ortam. Baksana millet oturmuş ya. Ya burası güzel de işte turistleri silkelemek üzerine kurulmuş. Ortam 10 numara. Tripod'un da şarjını bitirdik. Sol tarafa bak. Sol tarafa. Bak şuna. Efsane yani. Yeşil Tiyatro'ya geliyorsunuz abi kesinlikle. Ne varsa burada. Burada da Yeşil Tiyatro oluyor işte. Yeşil oluyor tiyatro. Tiyatrosu da burada işte. Etrafı park. Çok hoşuma gitti ya. Burada geliyorsunuz. İşinizi gücünüzü yapıyorsunuz abi. Bakın insanlar sandalyeleri var. Oturmak için. Burada şeyler falan var. Sanat dünyası ya. Ukrayna gerçekten. Bak ileride yine bir şeyler daha var. Ya Odessa'dasınız. Bunları falan kesinlikle. Abi Odessa'ya taşınasın geldi ya. Şöyle bir şey varmış. Şeye benziyor bu. Hani Thanos vardı ya Marvel'daki. Böyle tam elini uzatırken yok ediyor filan. O geldi aklıma nedense. Bu Lviv'den sonraki bize de benziyor biraz. Bak Lviv'den çıkıyorum son yılı. Beyin Ukraynacı'dan patlamış. Burada sanat eserleri var. Buraya sandalyenizi atıyorsunuz. Çadırınızı kuruyorsunuz abi. Kiril harfleri var. Bu aynı zaten. Yansıklar şey. Burada bir sanat eserimiz daha var. Böyle şeylere bayılıyorum yani. New York'ta da var böyle şeyler. O tarz. Böyle lokal. Ha baksana. Muhteşemsiniz ya. Bravo ya şey. Baksana insanlar. Abi nereye geldik? Cennete mi geldik biz ya? Biz cennete mi geldik abi? İnsanlar şey filan ekiyor. Dobriden. Şehrin ortasında bir altın diyebilir miyiz buraya? Baksana burası da orman. Hemen sahili de yakın burası. Neden buraya otel dikmiyorlar? Ya şimdi Türkiye'de olacak. Abi bunlar akıllı değil işte. Açacaksın şuma. Hemen dağıtacaksın burayı. Giriş ücretli olacak ya da. Ya altından yapmaya gerek yok. Baksana araba kabinleri, tır kabinleri. Tuvaletler filan. Abi efsane ya. Yemin ederim var, Odessa'da en beğendiğim yer burası. Ben de onu diyecektim. Bak çöplerden bebekler bu Çernobil geldi aklıma. Çöplerden yapılmış aynen. Adam çöplerden sanat eseri çıkarıyor. Biz parasıyla bile çıkaramıyoruz ya. Abi baksana. Burada yaşasak mı ya? Biz Odessa'ya mı taşınsak? Mesela yerlere çekirdek atmıyorlar abi. Şimdilere oturup çekirdek atmıyorlar. Tabii
Her türlü Azerbaycanlı olduğu için onlarda yokmuş öyle şeyler. Yani çimenlere basmak 100 manatmış. Ben de cezası çok şaşırdım. Var, ceza ya çimenlere oturamıyormuşsunuz Azerbaycanlı. Öyle bir şey duydum. Abi işte huzur var ya. Para yok, huzur var. Baksana. Biz buraya gelelim ya bir daha. Sen kahve oturamayın. Şuraya bak. Abi ya. Abi. Moraller bozuluyor tabi burada gezdikçe. Evet. Yani. Bak kitap. Şey yapabiliyorsun yani. Abi kitap okuyabiliyorsun. Kimse de para istemiyor ha bak mesela. Birileri gelecek böyle bir şeyler anlatacak. Kızacak, bağıracak filan. Yok. Bak abi. Efsane ya. Gel yürüyelim bir videoyu bitirelim. Bak abi, kafelere bak. Burada yaşanır mı? Yaşanır abi bence. Sen bir şey değil mi? Lviv'den daha güzel şurası. Şu park. Odessa'dan da güzel. Odessa'dan bile güzel. Ya şu an Odessa'da gördüğüm en güzel yerdeyiz. Bu bence birileri yapmış ya bunu. Yok, Yunan'dan kalma herhalde. Baksana. Bunların aklına gelmez. Ben de pek sanmıyorum. Yurt dışında görmüş getirmiş mi? Yine de getirmiş yani. Çok maliyetli şeyler şey, değil bunlar. Almanya'da şey festivalleri oluyor ya. Yemek festivalleri. Ben Avusturya'ya Iron Maiden konserine gitmiştim. Böyle küçük küçük büfeler vardı her yerde abi. Onlara benziyor aynı. Böyle konsept yerler. Fiyatlara bakalım. Evet. Ne tık yani normal bence 20 grivna falan koymuş üstüne. Evet. 10 grivna 20 grivna koymuş. Beni çek de bitirişimizi yapalım. Arkadaşlar bu video biraz amatör oldu. Şöyle yapalım hatta. Bu video biraz amatör oldu. Eğer beni izlediyseniz teşekkür ederim. Çünkü tripodumun şarjı bitti. Sabahtan beri video çekiyorum. Odessa ile alakalı bayağı video atmayı düşünüyorum size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Paka paka diyorum. Bay bay.